Merhaba değerli okuryorum izleyicileri. Bugün Adapazarı'nın en köklü, en önemli, en kıymetli berberlerinden biriyle birlikteyiz ve berberliği konuşacağız. Yanımızda Adapazarı'nda burası Beyler Kuaförü. Beyler Kuaförü'nün pasajıydı abi burası. Havuzlu Çarşı. Havuzlu Çarşı'nın altındaki Yıldız Sineması'nın, eski Yıldız Sineması'nın altındaki evet. Beyler Kuaförü'nde Sezai Deniz'le birlikteyiz. Evet. Bizi kabul ettiğin için çok teşekkür ederiz abi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aslında biz buranın 30 yıllık müşterisiyiz. Evet. 15 yaşlarındayken, evet. Lise öğrencisiyken buraya gelmiştik. Yaş oldu 45. Bugün artık siz mesleğinizin zirvesine çıkmış, gün görmüş, nice ne diyelim çıraklar, kalfalar, ustalar yetiştirmiş bir. Evet, berbersiniz. Evet, evet. Ve bu berberlik hakkında da bizim gençlere vereceğimiz bazı mesajlar olacak ya da olmasını istiyoruz. Önce sizi kısaca bir tanıyalım müsaadenizle. Beyler Kuaförü'nün sahibiyim. Adım Sezai Deniz. 1950 doğumluyum. 1972 senesinden beri bu iş yerini işletmekteyim. 72. Yani 72. Kaç yıl oluyor? 49 sene bitti. Maşallah. O zaman buralar dutluktu o zaman. Bina yoktur 72'de buralarda. Yani buraların ilk şey olduğu zaman, Cevat Bey pasajının, buranın, burası 10 yıllıktı o zaman. Ben buraya geldiğimde, Avuz Çarşı. Bayağı bir eski, yani buraların en eskisi. Bu o yıllardan beri işte mesleğimizi icra etmekteyiz. Büyük bir istikrarla. Hem de çok. Yani nasıl başladık, nasıl devam ettikleri de var bu işin de. İyi bir şanslıydık, iyi bir usta yanında yetiştik Adapazarı'nın. O şeye geleceğim. Madem konu oraya geldi, sıradaki soru o zaten. Nasıl berber oldunuz? Nasıl berber oldunuz? Onda bizim seçme şansımız yok. O bizim ailemizin tercihlerinden kaynaklanıyor. Biz daha sonra 1-2 veya 3 sene geçtikten sonra mesleğimizin çok değerli bir meslek olduğunu ben şahsen o zaman anladım. Çünkü kendi yaşlarımızda çalışan arkadaşlarımız var burada. Onların yapmış olduğu işle kendi işimizi kıyasladığımızda bizim işimiz öp başın üstüne koy. Ya mutlusunuz değil mi abi şu anda? Olmaz mı? Çok işten mutluyum ki. Yani birçok mesleğe de değişmem. Ya keşke okuyabilseydim de yüksek okul bitirip makine mühendisliği falan gibi bir şey olabilseydim. O da 68-65'li yıllarda o çoktu. Bizlerin özellikle köy çocuklarının uzaya çıkmak gibi bir zorluğu vardı. Yani bu herkes okumak, astronot olmak istiyordu. Yani, okumakta. Onun için babamız bu mesleği seçmiş. Belirli bir çalışmadan, aşamadan sonra mesleğimizin de çok değerli olduğunu ben anladım. Peki şu anda bu çevrede hiç saydın mı abi? Kaç tane dükkan sahibi var senin çıraklığından geçmiş? Benim çıraklığımdan geçmiş kimi vefat edenler oldu, çalışanlar oldu. Hemen yan tarafımızda, aynı pasajımızda çalışan iki tane delikanlı var, onlar var. Başka adreslerde de var. Hatırlayabildiğim 13-14 kişi oldu. Tabii benim oğlum da o çıraklardan bir tanesi. Yani. Birkaç hafta çıraklık yaptı burada. O da bir evet alışsın diye. Evet. Ama mesleğimiz güzel bir meslek. Birçok mesleklere değişmem dediğimin sebebi şu. Bizim meslekte doktor ol, mühendis ol, müteahhit ol, ne olursan ol. Birebir onunla sohbet etme şansımız. Siz değerli bir öğretmensiniz, bir araştırmacısınız. Sizler bile böyle birebir muhabbet etme şansımız oluyor. Gibi böyle özellikleri var. Yani başka mesleklerde olmayan bazı hususiyetler var berberlikte. Yani. O zaman şöyle devam edelim. Berber olmanın tabii ki belli aşamaları var. Hemen öyle hop diye berber olunmuyor. Maalesef. Bugün maalesef. Berber olmanın o geçmesi gereken aşamaları neler? Onu bir kısaca özetleyebilir miyiz? Berber olması için bir kere 12-13 yaşını, azami 14 yaşını geçmemiş olması lazım. Sadece mesleki el yeteneklerinin değil, bunun mutfağı da var. Onları da öğrenmesi lazım. Püf noktaları, incelikleri. Yani, incelikleri. Çay söylemek bile bir sanattandır. Evet. Gelen kişiyi ağırlamak,
onu uğurlamak falan, bunlar hep sanatın içindedir. Yani sadece saç kesmek, sakal tıraşı yapmak şey değil. Hani diyorlar ya mesela berberlik için altın bileziktir diye. O altın bilezik o incelikleri bilince oluyor herhalde değil mi? Aynen öyle. Bugün gerçekten sanattır yani. Bakın teknolojinin getirdiği bir sürü yenilikler oldu. Bazı sanat dalları kaybolup gitti, gitmek üzere gibi dallar var. Mesela terzilik can çekişiyor. Marangozluk can çekişiyor. Tabii. Bunlar hep böyle makinelere, teknolojiye yenik düştüler. Hı. Ama bizim mesleğimiz hala... O otomasyona yenik düşmüyor. Düşmüyor. Evet. Onun için bu bir sanattır, hakikaten sanattır. Ama diğerleri de sanattı da ama teknolojiye maalesef onlar yenik düştüler. Şimdi o zaman berber olmak isteyen bir kişi çıraklık okulundan ancak yetişebiliyor değil mi bugün? İlk önce tabii bize müracaat edecekler. Onu da şöyle kısaca bir özetleyecek olursak, bu 12 yıl mecburi okul şeyi çıktığından sonra mesleğe olan şey azaldı. Son 2 yıldır bir şey çıkarttılar, büyüklerimiz işte yukarı meclis. Liseye kayıt yaptırmayıp berberliğe başlayabiliyor. 3 haftada bir okula gidiyor, okul açıldığı zaman. 3 yıl, 3 yıldan sonra berberlik diplomasını hem alabilmiş oluyor. Çok kesin olmamakla bu bilgi lise diploması ayarında sayıldığı söyleniyor. Yani gene bunun da okulunu okuması gerekiyor yani. Gerekiyor. Tabii. Gerekiyor. Ben... Milli Eğitim'le bağlantılı çalışıyoruz. Geçmişte ben yönetimlerde görev yaptım falan. Biz çok diplomalar verdik. Ama daha sonra bu diplomalar, kendi diplomamız dahil okula gittik 15 gün. Milli Eğitim'in ile beraber çalışmanın neticesinde bize şey verdi. Diploma aldık biz de. Şu anda böyle devam ediyor. Evet. Peki berber olmak isteyen birine berberliğin en iyi yanı şudur, onun için berber olman lazım diyecek olsak ne diyebiliriz? Yani berberliğin en iyi yanı nedir bir meslek edinmek isteyen birisi için? Ya berberliğin en iyi yanlarından bir tanesi devamlı canlı para var bu işte. Sonra kendi başına bir dükkan açacağı zaman da diğer meslek dallarındaki gibi çok büyük bir paralardan söz etmeye gerek yok. Hemen kendi yağınla kendi kavrulmaya başlar. Bizim ülkemizde böyle. Mesela çırak olarak başlar. Her gün kesin bir 10-15 lira bahşiş toplar. Bu da o kişinin o gün aç kalmamasını sağlar. Keşke başka imkanları olsa da tabii ki okumalarını hep tavsiye ediyorum ben. Ama herkes okuyacak değil, mühendis doktor olacak değil. O zaman saçı kim kesecek? Bu mesleği de yapacak, neler olacak. Yani bir kişi, bugün bir kişinin aile geçindirmesi çok zor. Yani evet. Genel anlamda ister memur olsun ister başka bir şey olsun. Bir kişi eğer işini iyi yapıyorsa, iyi bir dükkanı işte bir yerde varsa bir aileyi geçindirebilir mi berberlik yaparak? Rahatlıkla. Ama gerçekten bu işi severek yapacak ve kesinlikle... Ne kadar mesai o kadar gelir değil mi burada? Tabii. Yani tabii. Şey gibi değil, memurluk gibi sabit değil. Değil. Az çalışırsan az, çok çalışırsan değil. Çok. Genellikle Türkiye'deki bu meslekte yüzdeli çalışılır. Bunda resmiyette bir şekilde bir ayarlamalar yapılıp onu da... Peki bir berberin sahip olması gereken birkaç özellik... Ya ilk önce olduğu gibi kalacak. Ya da tersten söyleyeyim. Samimi olacak. Nasıl bir özelliği varsa bu berberliğe girmesin birisi. Çok büyük böyle okumada yetenekleri, şeyleri varsa o zaman hiç girmesine gerek yok. Tabii doktor olacaksa, başka bir şey olacaksa yani, girmesin. Onun kararlarını genellikle rehberlik öğretmenleri var ama ben o konuda biraz şikayetçiyim. Daha önce konuştuk. Rehberlik öğretmenleri çok iyi görev yapmıyorlar herhalde ki. Çok yanlış şeyler yapılıyor, yanlış tercihler yapılıyor. Berber olmayacak kişi bile berberlik yapıyor. Ben zamanında benim beraber çalıştığım arkadaşım 5,5 sene çalıştı, sakal tıraşını öğrenmeden bıraktı. Bazılarına komik gelir ama ben her akşam yattığımda günümü gözlerimin önünden böyle bir geçiririm. Ne yapmam lazım daha cazip, daha şey diye. O zaman yakaladığım bazı şeyler var. Adapazarı'nda ustamdan sonra perma, boya yapan ilk ustalardanım. Permada
saçı sararsın, ilacı var, bir süre tutarsın, o vaziyette bırakıyor. O düşünceden yola çıktım, saçı düzleştirirsek, kıvırcık bir saçı, ilaçla da onu öyle ilaçlarsak, bir saat tutarsak kıvırcıktaki düşüncemizin tersini... Düzleştiririz mi diye? Düzleştiririz dedim. Ama onu da öyle bir saat düz kalması için içine alçı koyduk. Onu biraz da fazla koymuşuz. Evet. Oldu beton kafa. Ondan sonra bunu herkeste yapılmaz. Çok candan bir kardeşimiz yaptı. Onunla beraber denedik. Sonra gargaburun penseyle kıtır kıtır hepsini 1,5-2 saat öyle uğraştırarak onu gene eski haline getirdik. Yani berberliğinde Ar-Ge'si var o zaman var, değil mi? Yani var. İnsan deniyor sürekli Ar-Ge'si bir şeyleri yani. Mesela bir de permada da ona benzer bir şeyler var, çalışmalar var. Ustalarımızdan gördüğümüz gibi devam etmedim. Ben onu farklı şekillere soktum. Ara ilaçlamalar vardı. Permadan sonra 3 gün sabun şampuan sürmeyecek, yıkanmayacak gibi kurallar vardı. Ben o kuralların hepsini kaldırdım. Değişik yöntemler getirdim. Onlarda da avantaj sağladım. Bunda da avantaj sağlarız dedik ama olmadı. Her zaman olmuyor. Her zaman olmadı. Mesela hangi mesleklerden buraya gelenler oluyor? Farklı diyebileceğimiz. Benim 72 senesinden beri yaşadığım, biz berberler fakir aile çocuklarıyızdır. Durumu kendi yağına, kendi kavrulabilen aile çocuklarıyızdır. Dükkanı borç açmışız. Her türlü hizmeti verip her türlü o parayı kazanmamız lazım. Onun için çöpçüsü de gelmiştir bize, bekçisi de gelmiştir, mühendisi, doktoru da gelmiştir. Birkaç tane milletvekili de gönderdik Ankara'ya. Yani her telden gelen herkesle gelene, sohbetle, muhabbetle. Tabii, bunların hepsiyle aynen sohbetlerimiz olmuştur, muhabbetimiz olmuştur. Ama sanki bu son zamanlarda bir berberlikten kaçış, bir berberlikten uzaklaşma, berberliği bırakayım gideyim bir yerde maaşlı iş yapayım gibi bir anlayış gelişiyor sanki. Var mı böyle bir şey? Hayır. Adapazarı'nda nüfus da arttı. 315 kişi filandı. 315 dükkan vardı. Bugün 600'e yakın dükkan var. Tamam, şey de arttı ama tebrik ederim. Bu son yıllardaki çıkan bu saç modelleri var. Ama sporcular da görüyoruz ama bunu sanatçılar da görüyoruz. Aşağı yukarı bütün dünya şeyinde, televizyonlardan baktığımız, takip ettiğimiz kadarıyla o model hep aynı model. Tebrik ederim. Çok güzel o modeli, stilleri yakalıyorlar mı? Stilleri yakaladılar. Büyük çoğunlukla tebrik ederim. Yani o zaman bizim tahmin ettiğimizden farklı bir şekilde şey oluyor. Ne diyelim? Gelişiyor bu berberlik sektörü. Son olarak gençlere artık tecrübeli bir insan olarak bu mesleğin en başını da yani emeklilik döneminde görmüş bir insan olarak ne tavsiye edersin abi? Şimdi geçmişte çok küçük bir anekdot. Yanımda çalışan elemanlardan bir tanesi, affedersiniz bu biraz şey olacak, övülmek gibi olacak ama işte kendi evim var, yazdığım var, arabam var falan gibi. Abi dedi, bunların hepsini siz bu meslekten mi yaptınız dedi. Güvensizlik duygusu gibi bir şey bu. Soru sordu. Evet dedim, bu meslekten yaptım. Yani hiçbir ayrı büyüklerinden destek almadan falan mı? Evet dedim. Ama çok çalıştık. Gün geldi içimiz kan ağlarken yüzümüz hep güldü. Esnaflığın gereklerini yaparak değil mi bu aslında? Aynen. Aynen. Kesinlikle dürüst konuşaraktan. İşte yeri geldi randevu verirken sözümüzde durdu. İyi hizmet vermeye çalıştı. Benim biraz da bir şey yönüm vardı. Biraz böyle inatçı yönüm. Bakkallığı herkes yapabilir belki. Ama berberliği herkes yapamaz. Onun için gelen kişinin istediği modeli hayır o model size yakışmaz ben şunu yapmak istiyorum deyip de yaptığım çok oldu. İstemeyen bir iki kişi oldu onları da koltuktan kaldırdım. Yani onun da kötü tarafını görmedim. Sırf o yüzden buraya gelenler olduğunu da sonradan öğrenmiş oldum. Riyaya gerek yok. Olduğun gibi ol. Sanatın icap ettirdiği o güzel şeyleri de gelen kişilere sunduğu zaman her şey... Tamam, samimiyet, doğruluk, dürüstlük ve çalışkanlık diyeceğiz o zaman. Aynen öyle.
bugünkü gençlere de tavsiyeyi o şekilde yapalım. Yani. Peki Sezai abi çok teşekkür ediyoruz bize vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. Güzel bir mekanda, güzel serin bir yerde bizi misafir ettiniz. Değerli Okuryorum takipçileri, bugün berberlik mesleğini, berberliğin duayen isimlerinden Sezai Deniz'le birlikte konuştuk. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.